Haber Global TV'de Sayınır Tezel'in moderatörlüğünde Doktor Erol Mütercimler isimli bir şahıs ülkemizin en önemli eğitim kurumlarından olan İmam Hatip Lisesi'nden mezun olanlarla ilgili sarf etmiş olduğu şu talihsiz sözlerden dolayı şiddetle kınıyoruz. İmam Hatip'ten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor. Cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız demek suretiyle mensubu olmaktan gurur duyduğumuz ilim ve irfan yuvası mensuplarına hakaret etmiştir. Ülkemizde bir asra yakındır eğitim, öğretim hizmeti veren, sayısız ilim, irfan adamı yetiştiren, ilimle, irfanla, bilgiyle ve hikmetle eğitim yapan, yaratılanı yaratandan dolayı seven, içinde asla hain, bölücü, sapık, sahtekar, ahlaksız barındırmayan İmam Hatip Lisesi mensuplarına yapılan böyle bir hakareti kabul etmediğimiz gibi şiddetle kınıyoruz. Son günlerde basında çıkan bu ve buna benzer bazı olaylarda incelediğimiz zaman daha önce ülkemizde olan olayların ısıtılarak yeniden versiyonlayarak ülkemize sunulması gibi algılıyoruz. Bakıyoruz ki bunu yapanların İmam Hatip Lisesi'yle zaten uzaktan veyahut da yakından alakasının olmadığını kamuoyuna duyuruyoruz. O şahıslar İmam Hatip Lisesi'nin kapısından bile içeri girmeden din adamı kisvesinde bu gibi bazı sapık olayları din adamlarına veyahut da İmam Hatip'e mal ederek bu gibi talihsiz açıklamalar yapanları yeniden şiddetle kınıyoruz. Evet, biliyorsunuz 42 yılla yargılanacak en son evet, ismini bile söyleyeceğim. Ya zaten o şahsın hayatını inceledim ben akşamdan bu yana İmam Hatip Lisesi'yle ve onun yanında onun gibi olanların hiç İmam Hatip Lisesi'yle bir alakası yok. Din adamlığıyla da alakası yok bu insanların. Tabii ki akşamki televizyon programında yapılan o talihsiz açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir. İmam Hatipler bu memlekette hizmetin en güzelini yapmaya çalışan şahıslardır. İmam Hatiplerimiz de diğer okullarımız gibi resmi kurumlardır. Devletin görevlileri, devletin eğitimcileri burada görev yapmaktadır. Sanki yasa dışı illegal faaliyet göstermiş gibi göstermenin de alemi yoktur. Piyasaya sunulan olumsuz örnekler, halkın tasvip etmediği, dinin ve ahlakın tasvip etmediği bu örnekler zaten İmam Hatip camiasıyla yakından uzaktan alakası olmayan örneklerdir. Bilakis bu örnekler bize İmam Hatip'e ve İmam Hatiplilere ne kadar ihtiyacımız olduğunu da göstermektedir. Bu örneklerden hareket ederek İmam Hatiplerin önemi artırılmalı ve onun üzerinde biraz daha durulmalı. Efendim her toplumda iyisi de olur, kötüsü de olur. Fakat İmam Hatip'ten, İmam Hatip mezunlarından kesinlikle böyle sapkın düşünceli insanlar çıkmaz, çıktığına da şahit olmadık. Ama maalesef nedense son zamanlarda bu tip olayları hemen İmam Hatip'e bağlıyorlar, İmam Hatipli'ye bağlıyorlar. Bu da bizi üzüyor, yaralıyor. Toplumu ayrıştırmanın, bölmenin hiçbir mantığı yok. Bunları tasvip etmiyoruz. Toplumu bu şekilde ayrıştıranları da kınıyoruz.